Herkese merhaba, My Summer Car'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde uzun zaman sonra Satsuma ile uğraşmaya başlamıştık. Uzun zamandır malum çalışmadığı için artık dedik motoruyla bir ilgilenelim, yürütmeye çalışalım. Şu anda bu bölümün başı itibariyle gördüğünüz gibi tüm ihtiyaçlarımı halletmiş durumdayım. Çünkü önceki bölümden sonra biraz ben oynadım. Bir takım ilerlemeler kaydettim. Bunları da şimdi size aktaracağım. Görev falan yapmadım. Bir defa markete gittim. Bir defa da tamirciye gittim. Şöyle bir dışarıya çıkalım. Öncelikle Satsuma gördüğünüz gibi yok. Artık burada değil. Satsuma garajda gördüğünüz gibi tekerleklerin üzerinde duruyor. Dediğim gibi video dışında tamirciye ve şeye gittim, markete gittim. Geçen bölümde zaten telefon çalmıştı ve marketçi çağırıyordu. Siparişin geldi diyordu. Siparişte neymiş? Şöyle şurayı bir açarsak. Siparişte bu arkadaşlar. Bilgisayarımızmış. Bilgisayar siparişi vermişiz en son. O gelmiş. Onu aldım. Sonrasında tekerlekleri aldım. Tamirci halletmiş bunları. Getirip araca taktım Satsuma şuradayken. Sonrasında iterek buraya aldım. Bunun devamında motor paramparça ne bu halde hali böyle bunu diyeceksiniz. Buraya getirdikten sonra motoru bayağı bir uzun uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardım. Ve parçalarını söktüm. Tekrardan vidalarını kontrol ederek detaylı bir şekilde kısmen en azından gördüğünüz gibi bayağı bir söküldü zaten de. Kısmen tekrardan toplayacağım. Şimdi İlk olarak bilgisayarımıza bir odaklanalım. Onun durumu nedir, ne değildir bir bakalım. Şöyle şu monitörümüz. Kapıyı da açalım. Ardından speakers. Hoparlör. Şurada kasamız var. Zamanına uygun eski tip yastık kasalardan. Ve ekipman. Bunda klavye ve mouse'umuz. Başka da bir şey yok bilgisayarla ilgili olarak. Şimdi ilk olarak kasayı bir alalım. Çünkü biliyorsunuz bunlarda o tip kasalarda sistemlerde daha doğrusu kasa böyle altta duruyor. Onun üstünde monitör duruyor. Bu şu şekilde mi acaba yoksa tam tersi mi diye düşünüyorum. Ha, otomatik bağladı. Güzel. Bana da şu yazı şu taraftaydı ya, ters gibi gelmişti zaten, çevirecektim ama otomatik bağlayıp kabloyu çektim. Nereye bağlamış? He, tek prizimiz var. Bu biraz problem ya. Neden öyle yapmışlar ki? Eski zamanda tek prizim var evlerde. Şimdi monitörü de alalım. Markası neymiş burada? Micropekka. Micropekka bilgisayarımız. Ben şuraya konumlandıracaktım. Kendisi otomatik konumlandırıyor gördüğünüz gibi. Ben böyle tam karşıya alacaktım camın önüne ama yapacak bir şey yok. Tamamen beyaz renkte. O zamanki bilgisayarlarda olduğu gibi kablo böyle bir şeyin içinden geçti. Şöyle koysak. Gerçekçiliği bozmayalım. Sonrasında şurada hoparlörümüz var. Minik iki tane şöyle. Bunun yeri neresi? Ha, böyle sağa sola yerleştirdi. Bir açalım bakalım ya şunu, neyin nesiymiş. Enter play mode. Oynama moduna geç diyor. Enter'la sandalyeye oturduk. Power var, reset var. Basabileceğimiz kasada. Flashlight derken. Neyse, gücü verelim. Bu ne abi? 33. Standard Basic Computers 1990. Vay vay vay. Bilgisayarımız oldu ya. Evet, açabilirse sistemi açmaya çalışıyor. Bekliyoruz. Bu da C sürücüsünde kaldı. Hayırdır kardeş?
Bir şey mi yapmamız gerekiyor klavyeden? Klavyeyle bir işimiz yok anladığım kadarıyla. Bir etkileşim yok çünkü. Flashlight nedir ya? He, ben diyorum flashlight ne? Arkadan şunu kavruyormuş. Hey Allah'ım ya, ben diyorum monitörle flashlight arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyorum. Tamam. Orada yine böyle basılacak bir şey oluyor gibi ama buz. Arkada da buz mu varmış? Ya Allah'ım ya. Tamam, boşalttık tamamen arkasını. Bunun bir tep kümesi yok. Sanki bizde şey vardı gibi daha önce. Nasıl kalkıyoruz buradan? Enter'la oturduk. Enter'la kalkamıyoruz mu? Kapatmamız mı gerekiyor? Kapattık. Abi, nasıl kalkacağım buradan? Pardon, kalkabilir miyim? Aa. Ha. Baya bir sıkıntı olmuş. Burada bir CD'miz var. Bu ne işe yarıyor? Sistem falan yok onda herhalde. Sistem mi kuracağız? Ne olacak anlamadım açıkçası. Başka bir disket tarzı bir şey de yok. Hem CD hem şey girişi var burada galiba, değil mi? Bir taraf CD, bir taraf disket. Ama disket yok bizde. O işi ne yapacağız? Neyse, bununla başka zaman ilgileniriz. Kurulumunu yaptık zaten. Artık bu şekilde burası durabilir. Şu ışığı kapatalım tekrar. Satsuma'ya bir geri dönelim. Hava da böyle hafiften aydınlanmaya başlamışken. Şimdi bu arada unutmadan yapmak istediğim bir şey var. Şöyle bir bakmak istiyorum. Alınmadık parçalara. Tekerlekler dışında. Bunu da hepsini almışız. Burada nitro yok. Şu parça yok. 5000, 7000. Bayağı bir paramız var aslında ama. Yaylar var. Alsak mı bunların siparişini, versek mi acaba? Şunları almışız. Takmıştık zaten. Paramız yetecek mi ya bunlara? Hayda, stres. Yine mi stres ya? Bir şey yapmadık da bilgisayarı kurduk. Motorla uğraşmadık yani. Karakter çok stres yapıyor. Çok stresli bir karakterimiz var. Buradan dışarı çıkıyorum ki ev yanıyor ya, bakarsınız bug olur. Yani garaj yanmıyor, şu taraf yanıyor ama bakarsınız bug olur, bir şey olur. Evi hiç etmeyelim hiç yokken. Şöyle bir tekrar gelirsek kataloğumuzun başına. Biz şunu bekleyelim. Bir. Burada herhangi bir şey yok. Burada tekerlek zaten. Burada bir şey yok. Burada şu ve şu var. Tamamdır. 3 tane parçanın sipariş için zarfını hazırladım. Bunu ben video dışında götürüp bırakacağım. Siparişini vereceğim. Şimdi biraz motora dönersek. Burada yaptığım şeyler, kapımız düşmüyordu. Geçen bölümde hallettik. Bunun dışında tekerlekleri güzel bir şekilde taktım. Ses sisteminde bir sıkıntı yok vida anlamında. Bunu da sıkmıştık zaten. Bununla birlikte alttan kontrolünü yaptım. Şu gözüken vidaları kontrol ettim. Numaralarını bulup tek tek gevşek bir vida var mı diye. Bir sıkıntı yok. Bunun yanında burada şey vardı bir de. Nerede o? Dur bakayım, bulabilecek miyim? Heh, şu. Bu biliyorsunuz bir kaybolmuştu, böyle fırlamıştı falan. Ben bunu bulurum demiştim. Aracın içinden çıktı. Yani yanlışlıkla sağ tuş yapmıştım şurada takmaya çalışırken. Şu tarafa girmiş. Şurada bir yerde buldum.
O da kaybolmadı yani. Şimdilik. Bu arada onun olayı şeymiş. Şu arkadaşın olayı videolardan ben baktım. Kablolama sistemiymiş. Böyle elektrik olayını yapıyormuşuz onunla. Şimdi ben burayı tamamen bir söktüm zaten. Racing Flywheel. Bu aldığımız bir parçaydı. Bu hangisiydi o? Dur bakalım. Şunun bir değişiğini bulacağım size ama şu arkadaş Flywheel motoru bu şekilde çıkarttım zaten. Yani ters bir şekilde değil. Böyle düşünülürse arabaya göre motorun şu tarafında yani aracı önden bakınca solda kalıyor. Şu taraftan bakılırsa sağ tarafta kalıyor. Şurada takılıydı bu parça. Bu şekilde. Racing Flywheel onun yeni versiyonuymuş. Bunu söküp onu takmanız gerekiyor. Ben diğer tarafta aramıştım geçen bölümde onun yerine. Şu tarafta bir yerde gibi gelmişti ama orada değilmiş. Şimdi önce şunu biraz şöyle alalım. Aa, ters bu. Neyse ki şeylerin düşme olayı yok. Onu da getirirseler stres daha da tavan yapar yani. Karakter değil bir stres oluruz. Şimdi tamir moduna geçtik. Şunları bir bulalım. Şöyle sıradan gideceğim. Bu biraz büyükçe bir şey ama bölümde yine motorla uğraşacağız sadece. Sağa sola gitmeyeceğim. Okey, bunu bulduk. Şöyle sıkalım. İnşallah doğru sıralamayla ilerliyoruzdur. Şunu da takalım. Şunu da taktık mı? Ha, tamam. Bu bölüm işimiz sırf motorla uğraşacağız bakalım. Şu parçada bir sıkıntı var. Böyle gelmiyor neyse abi. Ha. Bu arkadaş böyle buraya ait. Bunun vidaları direkt takılı galiba. Böyle bir sabitlendi gibi sanki üstüne bu. Şurada bir alttaki şey tamam. Alttaki vidalar gözükmüş. Şimdi kafamızı karıştırmaması için şu flywheel'ı bir alalım. Sen şöyle gel abicim. Bunlar en son işler olduğu için burada bırakıyorum. Bundan aynısı zaten. Bu da yine son takılacaklardan biri. Bu arada şunu bir takalım ya. Şunu da takabiliriz. Şöyle. Yangın söndürücü şuraya bir yere takılıyor. Sasuma ile ilerlememiz şu şekilde olacak. Motoru çalışır hale getirdikten sonra Satsuma'yı sürerek tamirciye götüreceğiz ve kaportasını komple tamir ettireceğiz. Bununla birlikte roll cage'i söktüreceğim. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi bunun ne işi var burada abi? Bu arkadaş buraya bir yere takılıyordu. Ben biliyorum bunu. İki tane sabitleme vidası var. Bunu da bir şey yapalım. Dur ya. İyice şey yaptık. Arabanın içine geçtik. En küçüğü mü? Değil. Büyük bir şey değil bu ama. Bunda bakın uyuyabiliyoruz ya artık. Sleep yazısı çıkıyor üstünde. Evet. Bunu bulduk. Şöyle sabitledik mi? Bakıyoruz. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi şu yangın tüpünü alıp aracımıza şöyle oturtalım. Tamamdır. Artık yangın tüpümüz de var. Bu arada bu kapı içleri neden yok arkadaşlar? Bir bilginiz var mı? Niye böyle gözüküyor bilmiyorum. Bileniniz varsa yorumlarda yazarsa ben de öğrenmiş olurum. Şimdi ben baya bir şey söktüm ya. Harbiden baya baya bir şey söktüm.
Şunlar piston değil mi abi? Bir sıkıntısı var mı acaba onların? Onları nasıl sökebiliriz? Bakın altta sökülü vidalar falan var. Komple söksek mi biz bunu ya? Üstünde çok bir şey yok. Sizce ne diyorsunuz? Bence komple sökelim biz bunu. Bu kadar sökmüşken. Clutch, disk. Neden düşmüyor? Vidasız takıldı bu. Neyse. Şunu bir sökelim. Madem bu kadar sökmüşüm değil mi? Buraya kadar söktükten sonra neden tekrar sökmediğim parçaları kontrol etmiyorum ki? Şurada bir tane var. Racing Flywheel. Düşer misin abi? Abi bu neyin kafası ya? Başka vidasını sıkmadık. Şeyden dolayı mı? Değil. Bunun üzerine getiriyorum. Clutch disk değil. Bu da değil. Arkadaş başımıza iş aldık. Niye taktık biz bunu ya? Bug falan mı oldu acaba? Karakter yine stres oldu. Belki bug olmuş olabilir. Şu stresi bir halledelim. Sonrasında ben bir oyunu kaydedip tekrar geleyim buraya. Belki sökebiliriz. Bir bug olduysa düzelebilir. Şunu bir halledelim. Stresle uğraşmaktan vallahi alaşla uğraşamıyoruz. Evet, şuradan kaydımızı yapalım. Evet, kaydımızı tekrar açtık. Bu arada şu telefonu biz bir bağlayalım. Bilgisayar nasıl olsa çalışmıyor şimdilik. Ya da ben yani çalıştırmayı beceremedim. Satsuma'nın hali bu. Bütün organlarını söktük abi. Bakın şuradan da basıyorum. Hala bir etki yok. Çok garip ya. Tamir moduna niye geçemiyorum ben şu an? Pardon ama. Heh. Şöyle anahtar elimdeyken denesem diyorum, yok. Ne garip şeymiş bu ya. Şimdi üstten ne sökebiliriz arkadaşlar? Şu parça nasıl çıkıyor? Şurada bir vida bulunmakta. Bunu şundan mı çıkartıyoruz bakalım. Bunu sök gitsin abi. Böyle kalıyor mu? Ne anlamadım. Blok gözüküyor. Bunu nasıl sökebilirim? Şöyle bir bakalım. Görünürde bir vidası yok. Alttan vidaları sökmüşüm bayağı. Şurada sanki şu vida sökülmemiş gibi ama. Aha. Ne oluyor? Satsuma canlandı. Kendine gel. Harekete geçti, yemin ediyorum. Motorsuz gidecek. Allah, ne oluyor? Aha. Motoru yanlışlıkla aldım ve düştü. Bunu da görmüş olduk. Yani burada bağlı da olsa demek ki yanlışlıkla alabiliyormuşsunuz. Sıkıntı değil ya. Aha. Aa, piston çıktı. Piston düştü. Piston aşağı indi arkadaşlar. Nasıl becerdim onu bilmiyorum ama.
Şimdi şu parçayı sökmek için şunu sökmemiz lazım büyük ihtimalle. Bunu sökemiyoruz ya. Bunları birisini kaldırmışım, birini kaldırmamışım. Şunu bir alalım. Şimdi bu büyük ihtimalle büyük bir vida da. Küçükten başlayalım. Bu da değil. Acaba bu mu? Bu da değil. Evet bu. Bunu açmamışız. Bunu da gevşetelim. Tamamen sıfırdan başlayalım. Madem o kadar sökmüşüz yani ne gerek var? Şu anda sökebildiğim bir şey yok ya. Gördüğümüz parçalardan. Ve şurada bir tane vida var. Bunu da tornavidayla söküyoruz. Normal bir vida tutuyormuş bunu. Hiç de gözükmüyor yani. Şimdi bunu söktük de bunlar nasıl çıkacak acaba? Şöyle bir bakıyorum. Bu tarafta bir vida falan mı var? Belki de sabittir bu ya. Neyse. Çok mühim değil. Ama biz bunu sökemiyoruz. Takılan bir parça niye sökülmez? Açıklamasını yapabilecek olan var mı? Şu kenardakiler nedir? Ha, şunlar sıkılıymış ya. Bunlar ne zaman sıkmışım ben bunları? Allah Allah. Bundan farklı bunu. Şöyle gelelim. Başka türlü olmayacak arkadaşlar. Yani hadi o parçaları değiştirdim diyelim. Dediğim gibi bayağıdır bakmadığımız için bir yerinde bir sıkıntı varsa bulması sıkıntı olacak yani. Heh, tamamdır. Şimdi şunlar sökülür büyük ihtimal diyeceğim. Şurada sökmediğim vidalar görüyorum. Küçük mü acaba? Değil. İkinciyi almıştık. Üçüncüyü alalım. Evet. Şöyle bir sökelim. Bakıyorum. Hala gelmiyor. Neyin nesi ya bu? Göremediğim bir vida mı var? Shift. Daha neyi sökeceğiz ya? Şunu bir gevşettik mi iyice? Gevşetmişiz. Bu arkadaş çıkmıyor galiba. Şöyle ilerletip mi çıkartıyoruz? Ne yapıyoruz bunu? Bakın bunun hiçbir yerde vidası yok. Peki ben o zaman nerede o? Şunu nasıl çıkarttım abi? Takılmaya takılıyor ama nasıl çıkacak bu yani? Arkadaş neyin kafası bu? Acaba o
Çıktığı için mi sökülmüyor? Belki de öyledir. Aha, söküldü. Nasıl oldu o? Arkadaş, o kadar uğraştık, bu muydu yani? Ha, bu da çıktı. Şu da böyle bir parça. Blok derken, blok değil abi. Şu şeyi sök. Şunu bir tekrar bulalım. Üçtü galiba. Bu tamamen sökülmüş durumda zaten. Bunun derdi nedir ya? Sökülmüyor, sökülmüyor. Ha. Yani rastgele çıkıyor, nasıl oluyorsa. İstemeden çıkartıyorum. Ha. Sonunda ya. Şimdilik arkadaşlar tamamen söktük. Görüntüye bir bakalım şunların. Bakın yeni duruyor, yanmış bir şekilde değil. Bunlar. Bir sıkıntısı var gibi gözükmüyor. Diğerini nereye koydum ya? Şu değil. Dört tane olacaktı bunlar. Ha, şuradaymış. Gördüğünüz gibi hepsi sapasağlam gözüküyor. Bunları bir takalım biz tekrar. Madem bir problemi yok. Bu bir. Piston bir girer misin abi yerine? Piston kardeş. Şöyle koysak takabilir miyiz? Bunu takamadık. Abi bunun bu kadar takılması niye problemli ya? Gerçekten anlam veremiyorum ya. Önce şunların takılması lazım ki tekrar üzerine parçaları taka taka devam edeceğiz. Şuna bir bakayım şöyle. Şöyle bir zorlayayım bir de. Gerçekten garip ya. Motorda bug var abi. Sökmesi de problem, takması da. Aynen bence de. Bence de satana. Neyse arkadaşlar, bölüm burada bırakalım. Çok böyle bir şey yapmadık ama video dışında biraz ilerledim. Onları size aktardım. Şimdi de biraz ufak tefek bir şeyler yaptık. Diğer bölüme kadar şu pistonları takabilirsem takarım. Çünkü bayağı problemli bunlar. Belli ki takması sıkıntılı. Şu pistonları takarım. Sonrasında crank shaft'ı da takıp o şekilde bu parçaların montajını devam ederiz. Şunu da video dışında ben götürüp bırakacağım. Bunlar da gelir, alırız. O şekilde tekrar motoru toplamaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.